Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size pastane usulü patatesli harika bir açma tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel açmaları nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Hamurum için yoğurma kasemin içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar toz şeker ve bir paket yaş maya kullandım arkadaşlar. Ama yaş maya yoksa e, kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve mayam eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra biraz un ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, unu azar azar ilave edip ilk etapta kaşıkla karıştırıyorum ve daha sonra kaşığımı hamurdan çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim arkadaşlar. Kesinlikle katı bir hamur yapmayalım. Evet hamurum biraz toparladıktan sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip hamurun içerisine güzelce yedirene kadar yoğuruyorum. Evet hamurumuzun kıvamı sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Eli yapışmayan yumuşak bir hamur ve hamurumun üzerini jilatinle kapatıp yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru mayalanırken ben de açmaların içerisine kullanacağım patateslerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun için 2 adet patates haşladım. Ve patates ezeceği ile güzelce eziyorum. Patatesin içerisine yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar güzelce eziyorum. Ve içerisine bir yemek kaşığı margarin ekleyip Güzelce karıştırıp içine yediriyorum arkadaşlar patatesin. Süt kullandım ama tabii ki de siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu arada hamurum istediğim kıvama geldi ve hamurumu kasemin içerisinden çıkartıp masanın üzerine alıp bezelere bölüyorum arkadaşlar. Toplamda 12 eşit beze yaptım. ve bütün bezelerimi yaptıktan sonra elimi hafiften margarin alıp çay tabağı büyüklüğünde bütün bezelerimi sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum. Evet, margarin yardımıyla parmaklarım ucuyla küçük çay tabağı büyüklüğünde bütün bezelerimi bu şekilde açıyorum. Evet, bütün bezelerimi bu şekilde açtıktan sonra içerisine pat hazırladığım patatesli harçtan birer yemek kaşığı kadar ekliyorum. Evet, patatesli iç harcını da ekledikten sonra parmaklarım ucuyla servis tabağı büyüklüğünde açmalarımı büyütüyorum. Evet, rulo şeklinde sarıp güzelce yuvarlayıp açmamı tamamlıyorum arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Evet, içe doğru kıvırıp yuvarlıyorum ve açmam bu şekilde hazır. Evet, sizin de gördüğünüz gibi açmalarımızın yapımı gerçekten çok kolay. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok kolay ve çok bereketli bir tarif arkadaşlar. Toplamda iki tepsi açmamız çıktı bu tarifle. Evet, açmaların hepsini bu şekilde yaptıktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp en az 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyoruz arkadaşlar. Evet, yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası yaptığım açmalarım üzerine yumurta sarısı süreceğim arkadaşlar. 1 adet yumurta sarısı, 1 çay kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı süt ekleyip güzelce açmaların üzerine sürüyorum. Bu karışım bir tepsi için arkadaşlar. İkinci tepsi için de aynen bu işlemi yapıyorum. Evet yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine mavi haşhaş serpip 200 derecede ısıttığım fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet pastane usulü patatesli açmalarımız çok güzel pişti arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor şu güzelliğe bakar mısınız size şöyle iç dokusunu da göstereyim arkadaşlar Evet sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar açmalarımızı yapması gerçekten çok kolay bu şekilde yapıp derin dondurucu atabilirsiniz kesinlikle çıkarttığınızda tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor sizin de gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor Evet yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.